Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlağa sunuşturuşumuz. Kıynamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Japonya Parlament Azalar Birleşmesi Japonya'dan Xitay emeldarlarını cezalaşını talep kıldı. Olma tez haberleri torunun 11. noyabrdaki haberde bildirilmişçe, Japonya'daki partiya halkıgan ittifak, Japonya'dan kanun turguzup, Xitay'nın Şarkı Türkistan ve Hong Kong'da yürgüzvatkan insaniyetke karşı vahşilikke karşı ceza yürgüzüşini talep kıldı. Haberde bildirilmişçe, Japonya parlament azalarının terkip tapkan parlament azaları Xitay siyasetine karşı ittifakı, hakimiyet peşindeki Erkin Demokratlar Partiyesi, Kengeş Palatası ve Avam Palatası'nı özçüge algan bulup, İttifak azaları ispat anlaşığını açkan. Parlament azaları Japonya parlamentinin Magnitski kanununun Japonca nusxasını tizden yolu koyup, Xitay'nın Hong Kong ve Şarkı Türkistan'da yürgüzgen insaniyetke karşı vahşi siyasetki çetişlik emeldarlarını cezalaşını talep kılgan. Mezkur ittifak 30'dan artık parlament azasının terkip tapkan bulup, ispat anlaşığını da Japonya Demokratçılar Partiyesi'nin azası Shiori Yamao, Hakimiyet peşindeki Erkin Demokratçılar Partiyesi'nin vekili Nakatani Moto, Erkin Demokratçılar Partiyesi'nin Kengeş Palata azası Hiroshi Yamada, Erkin Demokratlar Partiyesi'nin vekili Akihisa Nagashima katarlıklar arka arkadan söz kılıp, Japonya Magnitski Kanunu'nun Japonca nusxasını tüzüp çıkıp, kişilik hukuku dahli taarruz kılgan çet elliklerini cezalaşını talep kılgan. Shiori Yamao sözü de Japonya'nın kişilik hukukunu bastırvatkallarını cezalaş mekanizmi yok. Tehimi köp demokratik devletler arka arkadan kişilik hukukunu defsende kılgan emeldarlarını cezalaş kanununu yolu koydu. Japonya mı kanun çıkarıp, Xitay'nın Hong Kong ve Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan vahşilikini tohtişi kerek degen. Melum buluşça gerçi alakadar teklif Japonya hükümeti tarafından tehi kabul kılınmağın bolsa mı, ama o Japonya parlament azalarının Xitay'ı bulgan kattık pozisyasının ifadesi iken. İspat anlaş yığın diyene barlıq devletlerinin münasifetlik kanun layısını yolu koyup, Xitay emeldarlarına baldırırak ceza berişini ümit kılgan. Yerşari Magnitski kişilik hukuk cevapkarlık kanunu tüncü bulup, Amerika'da barlıq kelgen bulup, hazır Kanada, Angeliya ve Baltık denizi devletleri tarafından makullanğan. O çetel emeldarları ve kişilik hukuku dahli taarruz kılgan şahıslarga mal mülükünü toğlatış katarlıq cezalarını yolu koyalaydı. Xalqaro jinoiy ishlar soti Uyg'ur qirg'inchiligiga oid arizga qarab chiqishga chaqirildi. Xitoy ishlari bo'yicha xalqaro parlamentlar hamkorligi 2020-yil 6-oyida demokratik davlatlarning parlament a'zolarining Xitoyga munosabatli masalalarda o'zaro hamkorlashishi maqsadida qurilgan hamkorlik tashkilotidir. Bu tashkilot 9 noyabr kuni bu hamkorlikdagi 14 davlatga vakillik qiladigan jami 63 nafar parlament a'zosi birlikda Xalqaro jinoiy ishlar sotining bosh taftishiga maktub avatib, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi haqida sunilgan arizni qabul qilib tekshirishini talab qildi. Bu yil 7-oyda Angliyadagi bir advokatlar guruhi Sharqi Turkiston surgun hukumati bilan Sharqi Turkiston milliy uyg'unish harakatiga vakolatan Xalqaro jinoiy ishlar sotiga 80 betlik bir ariznoma sunib, Xitoy rejimining Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini ve Xalqaro sotning Xitoy ustidan tekshirish elib berishini talab qilgan edi. Yuqorqi 63 nafar parlament a'zosi Angliyalik advokat Rodney Dixon boshchiligida sunilgan bu ariznomada Xitoy rejimining Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi boshqa jinoyatlarni sodir qiladiganligi to'g'risida tafsiliy va keng paketlar mavjudligini ta'kidlab, Xalqaro jinoiy ishlar sotini bu arizni qabul qilishga chaqirgan. Maktubda munular deyilgan: Xalqaro jinoiy ishlar sot mahkamasi xalqaroda insoniyatga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va jinoyatlarga hukm qilishda o'zgacha iqtidorga ega. Biz xalqaro jinoiy ishlar sot mahkamasining kishilik huquqini dafsanda qilish qilmishlarini sodir qilguvchilarning javobgarlikka tortilishiga kafolatlik qilishini umid qilamiz. Shundaqla bundaqlarning tegishlik jazoga tortilmasligining oldini olishda o'z rolini joriy qildirishini so'raymiz. Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'inida Xitoy-Hindiston munosabati diqqat qo'zg'adi. Germaniya ovozining 11 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat boshliqlari yig'inida Xitoy bilan Hindistonning ilgirkiga o'xshamagan maydoni xalqaroning diqqatini tortdi.
Xabarda qeyd qilinishicha, Xi Jinping yig'inda ko'p taraflamalikning muhimligini Shanghai hamkorlik tashkilotining tashkilligichi davlatlarining yuqumga qarshi turishda hamkorlikni kuchaytirishi kerakligini qayd ta'kidlab, biz dunyo sog'liq tashkilotining asoslik rahbarlik rolini joriy qildirishini qo'llashimiz, yuqumning siyosiylashishi va siyosiy virusga birlikda qarshi turishimiz kerak degan. Yig'inda yana aniqla Amerikaga qarshi maydon izhor qilingan bo'lib, Trampning dunyo sog'liq tashkilotidan chekinib chiqqanligi va saylam jarayonida Xitoy virusi degan so'zlar bilan virusni Xitoyning beshiga ortib qo'yganligi o'tirg'i qo'yilgan. Yig'inda Xi Jinping yana har qanday bahona bilan tashqi kuchlarning Shanghai tashkilotiga a'zo davlatlarning ichki ishlariga aralashishiga qarshi turadiganligini, bir balvoq bir yo'l tashabbusini qayta ta'kidlagan. Xi Jinping so'zining oxirida Xitoyning taraqqiyoti dunyodan ayrilmaydi, dunyoning gullanishimi Xitoyga muhtoj degan. Garchi Xi Jinping biz aktivlik bilan har xil taratqulardan foydalanib tashkilotning taraqqiyot muvaffaqiyatlarini keng tashviq qilishimiz kerak deb o'tirg'i qo'ygan bo'lsa-mu, ammo bu yig'in keng ko'lamda xabar qilinmagan. Aksincha Hindiston bosh ministrining yig'indagi Xitoyga qaratib qilgan so'zlari muhim nuqtaga aylangan. Hindiston vaqt kelsining xabariga qaraganda Hindiston bosh ministri Narendra Modi yig'inda ba'zi davlatlar Shanghai hamkorlik tashkiloti nizomnomasining ruhiga xiloflik qilib, ikki taraflik masalalarni kun tartibiga kirgizishga urindi. Hindiston aloqani kuchaytirish uchun bir-birimizning egalik huquqi va zamin butunligiga hurmat qilish oldingi sharti ostida taraqqiy qilishimiz kerak deb qaraydi deganlarni bildirdi. Xitoyning qishliq olimpik yig'inini boykot qilish chaqiriqi borgan sari kuchaymoqda. Xitoy rejimining 2020-yildagi qishliq olimpik yig'iniga sohibqonlik qilishini cheklash cho'qqalari yaqindan buyon borgan sari yuqori palliga ko'tarilishga boshlandi. Ba'zilar bu ahvolni 2008-yildagi Beijing olimpik yig'iniga qarshi turishdimi og'ir bo'lgan qarshiliklarga duch kelmoqda deb qaramoqda. Iqtisodshunos kelsining 8-noyabrdagi maqolasida aytilishicha, navbatda Avstraliya, Angliya, Amerika qatorliq allardagi yuqori darajali hukumat amaldorlari, jumladan Angliyaning tashqi ishlar vaziri Dominic Raab qatorliqlar buningda aktiv faoliyatlarda bo'lmoqda. Ular Xitoy rejimining uyg'urlarni lagerlarga qamash hamda ularga qarata majburiy tug'mas qilib etish, majburiy emgak qatorliq qilmishlarini ayiblab, mushunda qabih qilmishlar bilan shug'ullanayotgan bir davlatning olimpik musobaqasi o'tkazmoqchi bo'lishi olimpik yig'inining hech qanday ruhiga uyg'un emas deb ko'rsatmoqda. Shundoqla natsistlar Germaniyasining 1936-yili Berlinda Adolf Gitlerning obrazini gavdalantirish uchun ashu xildagi musobaqaga sohibxon bo'lganligini eskartgan. Maqolada alohida ta'kidlangan yana bir nuqta, bu xildagi cho'ng musobaqalarni iqtisodiy jihatdan qo'llaydigan shirkatlar bo'lib, navbatda bu xildagi cho'ng shirkatlarning ko'pinchisi bevosita yoki vositalik holda Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan chetishliq ekan. Yana kelib, ayni vaqtda 2022-yildagi qishliq olimpik yig'iniga sohibxon chaqirish yig'iniga Xitoy bilan Qozog'istonlik qatnashgan bo'lib, olimpik komitetining bundoq bir tanlash huquqini Xitoyga berishi ayni vaqtda to'g'ri bo'lmagan bir qaror deb qaralgan ekan. Dunyo Uyg'ur qurultayi rahbarlari Amerika diplomatlari bilan to'r suhbati olib bordi. 9-noyabr Germaniyaga xizmat munosabati bilan kelgan Amerika tashqi ishlar ministrligi konsullar komitetining mudiri, Amerika tashqi ishlar ministri Mayk Pompeyoning maslahatchisi Ulrik Brahbol apandining taklifi bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dulqin Aysa boshchiligidagi qurultay rahbarlari orasida to'r suhbati bo'lib o'tgan. Suhbat Amerikaning Berlindagi bosh elchixonasi bilan Myunxendagi konsulxonasi orasida olib berilgan. Suhbatga Amerikaning Myunxendagi bosh konsuli Megan Gragonis xonim qatorliqlari ishtirok qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dulqin Aysa apandining bildirishicha, bu qatimgi suhbatda Sharq Turkistonning navbatdagi og'ir vaziyati asosliq tema bo'lgan. Suhbat jarayonida arab islom dunyosining sukutlari va buni qandoq buzish masalalari muzokara qilingan. Ulrik Brahbol apandi so'zida Amerika hukumatining Uyg'urlar masalasiga davomli ega chiqadiganligini eskartib o'tgan. Bu qatimgi suhbatdan Amerika tashqi ishlar ministri Mayk Pompeyoning xabari bo'lib, Ulrik Brahbol apandi suhbat xotimasida Mayk Pompeyoning Uyg'urlarga yo'llagan salomini yetkazgan. Dulqin Aysa apandi Uyg'urlarning Mayk Pompeyoni intan yaxshi ko'rganligini aytgan. Ulrik Brahbol apandi bo'lsa, Mayk Pompeyo Uyg'urlarni intan yaxshi ko'rdi deb javob bergan. Bu qatimgi to'r suhbatiga Dunyo Uyg'ur qurultayining programma yetakchisi Zumrat Aymo qatnashgan bo'lib, u suhbatning mo'l mazmunliq ta'sirlik o'tkazilganligini tilga oldi. Ma'lum bo'lgandek, oldingi bir hafta Amerikaning Germaniyadagi bosh elchixonasi va Myunxendagi konsulxonasi birlikda Uyg'ur haftaligi faoliyati o'tkazgan bo'lib, to'r suhbati shaklida o'tkazilgan bu faoliyatmi
elçixana ve konsulxananın tor sahipsi arqalıq ictimai taratqularda keng tarqılıp yaxşı təsir qozğan idi. Acizlavatqan faşizm düşüncesi ve Uyghurlarda tekrarlanavatqan tarixi faciələr. Yakınki mezgillerde Amerika'daki bir kısım akbarat vasıtlarında unutulguları hili uzun bulup getken faşistlik ya ki faşizm atalgoları ancı mıncı közge çelikadigan bulup kaldı. Ama bu atalgolarının 2. Dünya Urushi mezgildeki faşizmge karşı dünyavi birliksep hakkıda emez, eksice Amerika'daki bir kısım siyasi yollarga darıtmelenişi bu sahabeden tunuşluğu bulgan bazı mutakhaslarını ciddi inkas kaytırışkı öndüdü. Washington şehirdeki Brookings Akıllar Merkezi'nin hadimi 2019 yılı dünyadaki en təsirge ige 50 mutepekkurinin biri bulup bahalanan Dr. Shadi Hamid enişularının biri. Shadi Hamid'ni təəccüblendirgen bir nokta Amerika zemindeki bir kısım şehirlerde ictimai meseleler tüpeyledin kilip çıkan zor kölemlik puhravi tokunuşlarını kontrol kılış üçün Amerika hükümetinin herbi kısımlarını əvətib tertib saklışını bir kısım kişilerinin cemaat fikrini baskallıq hem de faşistlik kılgallık deb ayıplışı bulgan. Bulup mu bazılarının tertibini saklaş hakkıda söz kılgan Amerika Kengash Palatası'nın azası Tom Cotton'ni faşist deb atışı onu tekimi hayran kaldırgan. O Atlantik gezide elan kılgan bu aktiki makalesinde bu yüzülünüşünü keskin tenkitlep, eğer bu işlerini faşizmge bağlısak, o halde Amerikalıklarının faşizm hakkıdaki düşüncesini bekle acizlep kitipdu desek buludu deb görsetti. Çünkü onun karışça növette faşizm bilen bağlanışlık bulgan şüncü zor kabihlik yüz beri batkanda bu kişilerinin bu aktı söz kılışının ornuğa gepni başka yakı elip kaçışı tövgini taşlap tögümege esilgallıktın başka narsa emesiken. O bu aktı Erkin Asya Radyosu'nun sökbütünü kabul kılıp mundaq degen. Eğer New York vakti gelsinin bir neçe hafta ilgirki baş makalesine karaydıgan bolsanız onundan faşizmden kandak narsa ihkalligini körvalgılı buludu. Doktor Shadi Hamid'nin pikirince növette faşizmden tipik belgeleri Şarkı Türkistan'daki bastırışta bekme aşkarı eksiydi vatkan bulup, bunun delil ispatları tağdak dövülünüp durmaktıken. Şunun için hazır bir kısım siyasiyonlar ve mutakhasistler bu hadisler doğrusu da kişilik hukuk ibarisini emez, eksice kırgıncılık atalgosunu kullanışkı yüzlenmektiken. Yeni gelip bundak açık reallık aldıda kırgıncılık atalgosunu kullanış meselenin mahiyetini tekimi yakşı yurtup biridiken. Doktor Shadi Hamid'nin közüçe Uygurlar duç kelip atkan kırgıncılık kılmışlarına Otur Şarıqtaki İslam devletlerinin sükut kılışı hem de Xitay bilen dost tartışı İslam dini Müslümanlar ammesi hem de İslam diniğe xaillik kılıştak üç tereplimi münasibetinin neticesi iken. Bulup mu bunun da bir kısım Otur Şarıq hakimiyetlerinin İslam diniğe satkulluk kılıştak kılmışını yeni bir kısım kişilerinin İslam dinini xunukleştiriş vasıtası kılıbilişi tekimi korkunuştuk iken. O bu axt söz bulganda mundaqtaydı. Müslüman ellerinin Uygurlar duş kilip atkan zulümler hakkıda söz kılmasızlığı bekmu teragi diyelik. Şundakla Adem'nin könlünü bekmu gaşkıladığan bir hadise. Bunun da bir neki sebep var. Birincisi, Otur Şarıqtaki bu İslam devletlerinin köpüncisi mahiyette hakim mutlaklık ve zulüm üstüge kurulgan devletler. Bu İslam devletlerinin rehberleri sepi özledin zalim kişiler bolganlığı, şundakla öz halkıya izgil zulüm kılıp kilip atkanlığı üçün, ular özleri bilen ortaklıkı igi bolgan Xitay'daki bir zalim bilen tizli dostluşa alaydı. İslam ellerideki asaslık akbarat vasıtları hükümetin kontrollüğüde bulgaçka, ular Uygurlar duş kelip atkan faciaeler hakkında köp haber berilmeydi. Çünkü Xitay bilen iqtisadi alakası kuyuk bulgan bu devletler, Uygurlarının gipini kılıp Xitay rejimini rencitip koyuştan korkudu. Bu noktadan alganda muhacireteki Uygurlarının başka Müslümanlar cemaatinin bu zulümler hakkında erkin dünyada söz kılışı, hem de şu arkalık bu zulümle tekimi köp kişilerge anlatışı bekme muhim. Şunu bu yerdeki meselenin menbesi İslam dini emez, eksice İslam tonuğu uğurunu valgan istibdat hakimiyetlerdir. Bu hakimiyetler hiç kaçan İslam dini vekilli kılalmaydı, Saudi hükümeti mu bunun içi de. Doktor Shadi Hamid'nin karışça Xitay rejiminin nöbette kılıvatkallarını erkenlik alemede kişiler tilgi eliştimi uyuludgan bulup, bu hadislerini çokum aşkarı sözleş gerekken. Çünkü Amerika'daki faşizm hakkında söz kılışını istigen kişiler, beşini kötürsüyle başka bir dünyada faşizmden tırlıvatkallıkını, şunlukla onun bedboy tınıklarının yıkılıp kilivatkallıkını his kılalaydıken. Amerika Xitay otursudaki sürkülüş, müstebitlik bilen erkenliknin çıkış almaslığı. 10. Noyabr Ronald Reagan İnstitutu Erkenlik ve Demokratiya Merkezi, Amerika'nın taşkı siyasetleri üstüde mahsus yığın oluşturgan.
Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Amerika'nın kıymet karışı ve Amerika'nın kıymet karışığı tehdit buluvatkan Xitay Kompartisi hakkında mahsus toxtalgan. Pompeo sözü de Amerika'nın her vakit erkenlik tarafında turduğallıqını alahide tehditleyen. O, Amerika'nın devamlı iştipaktaşları bilen hemkarlaşıp, Xitay hırısı aldıda tihimi küçülük, tihimi uçuk aşkarı hareket kıldığallıqını bildirgen. O yana mundaq degen. Küçülük buluş ve uçuk aşkarı buluş Amerika'nın dünyadaki erkenliknin birinci tehdidi bolgan Xitay Kompartisi'ye takabül duruşunun asası. Xuşallanarlıq yeri şu ki, öz-özüge hoca bulalaydıgan erkin devletler biz tarafta turvatıdı. 40 yıldan buyan biz nişanımızı yoqutup koyduk. Beijing yürgüzgen siyasetlerinin damığı tüşüp kettik. Xitay Kompartiyasının mahiyetini bilelmedik. Ular numussuzlarca insani kadir kımmetini ayak astı kıldı. Biz izgil şunu tekitlep geldik. Amerika Xitay'a okşaş halkara münasibetlerde herkizmi bir partiyenin kaidlerine asaslanmaydı. Amerika adli bolsumu küçülük, erkinlik karakteri bolgan, halkara sahnede rol oynayışını xalaydıgan herkandak devletini kollaydı. Biz Xitay hakimiyetinin hatalıqı mesul buluş, uçuk aşkarı buluş, öz ara menfaat yetkizişini talep kıldık. Yani emdi Amerika'nın soda sanayetine buzgunçilik kılış, her kaysi uğurlarına casus kirgüzüş, ekli hukukunu uğurlaş katarlı kılmışlarını toxtışı gerektiğini eskertip koyduk. Mike Pompeo özü katnaşkan herkandak yığın ve söhbetlerde Uyghur, Tibet, Hong Kong meselesini daim tilge aldıgan bulup, o bu noktini bu kıtımı unutup kalmadı. O sözü de kişilik hukuk depsendikçilikigi sel karalmasızlığı gerek. Xitay Kompartisi'nin Şarkı Türkistan, Tibet ve başka yerlerdeki bastırışını kubul kılgılı bulmaydı diğerlerini bildirdi. O yana urguluk kılıp monularını koşum çıkıldı. Tınıştıkını koğdaş üçün bu hırslar pekat diplomatik tırışçallıklarında emez, belki herbi küşünümü talep kılıdı. Pompeo nutku devamında özünün 30 aydın beri Taşkı İşler Ministeri bulu süpüt bilen Nurgun devletlerde ziyaretli bulgallıkını. Ziyaretlerde iştipaktaş devletlerini Xitay'nın mahiyeti, asasi niyetinin agahlandırdığallıkı. Garip devletlerinin galip kilidigallıkı, hakikatinin hamini aşkarlındığallıkını tekitli gellikini bildirdi. Pompeo nöbetli halkara siyaseti tartışılı vatkını Amerika Xitay otursuzdaki petiş almaslık bulmasın, belki müstebitlik bilen erkenlikinin çıkış almaslıkı ihkerlikini alahide eskerdi. Pompeo nutku devamında Reagan'ın sabık Sovet İttifakı'nın hırsızlığı takabül duruşu bilen, hazırkı Trump hükümetinin Xitay Kompartisi'nin hilemekirlik siyasetlerine takabül duruşunu seleştirgan. O, Amerika'nın iştipaktaş devletleri bilen birlikte Xitay Kompartisi'ye tihimi küçülük takabül durduğallıkını tekitlegen. That means what we've told our counterparts in China. Accountability, transparency, reciprocity from Beijing. This is exactly what President Reagan demanded from Moscow. Akar, Azerbaycan armiyesinin pütkül dünyaya küçünü namayan kılgallıkını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar, Azerbaycan armiyesinin bütün dünyaya öz küçünü körsetkenlikini etti. Minister Hulusi Akar, 10. Noyabr Hemralıkı'daki Kurukluk Armiye Komandanı General Polkovnik Ümit Dündar ve Hava Armiyesi Komandanı General Polkovnik Hasan Küçük Akyüz bilen birlikte Azerbaycan'ın payitahtı Baku'ya yetip verip, Azerbaycan Müdafiye Ministerliğini ziyaret kıldı. Azerbaycan Müdafiye Ministeri General Polkovnik Zakir Hasanov tarafından kütüvelinğen Akar, ministerlikte Azerbaycan armiyesinin öz zeminlerinin işğaldan azat kılınışını tebrikleş münasibet bilen ötküzgen murasımığa katnaştı. Akar, murasımdaki sözlerini Azerbaycan zeminlerde 30 yıldan buyan devamlaşıp gelgen, nahak işğalığa hatime bergen Azerbaycan armiyesini tebrikleş bilen başladı. Azerbaycan'ın boldu bes degen halda öz zeminlerdeki işğalığa hatime verip, işğal astıdaki zeminlerini azat kılış hareketinin tarihki altın harifler bilen yazıldığan bir galibini kolgu keltürgenlikini tekitleyen Akar, Türkiye bilen Azerbaycan otursudaki münasebetlerinin iki devlet bir millet karşı bilen mengü devamlaşılganlığını etti. Akar, Azerbaycan korallı kısımlarının öz zeminini işğaldan azat kılış üçün elip bargan 44 günlük hareketi ceryanıdı körsetken kahramanlığı ve cesareti kişini kail kılıdı. Bu hareket 44 günde tamamlanan bolsumu, onun 44 yıl boyunca hikaye kılındığallıkı işininler dedi. Azerbaycan armiyesinin galibisiyle çunkur hürmet bildirdiğallıkını tilge algan minister Akar, hazırki halet bizni intayin hoşal kıldı. Bu hareket bir uygunuştur. Azerbaycan armiyesi küçünü pütkül dünyaya namayan kıldı dedi. Ve sözlerini Azerbaycan üç renglik bayrağın bilen hoşal yaşa dep ahırlaştırdı. İlham Aliyev Türkiye heyetinin ziyaretini kabul kıldı.
Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev Tağlıq Qarabağ hərəkətində yaxınki 44 gün boyunca qərindişimiz Türkiyənin yardımını daim hiss qılıb gəldik dedi. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev Taşqı İşlər Ministri Mevlüt Çavuşoğlu, Dövlət Müdafiə Ministri Xulusi Aqar, Quruqluq Armiyası Komandanı General Ümit Dündar ve Milli İstihbarat Təşkilatı Başlığı Hakan Fidan'ın ziyaretini qəbul qıldı. İlham Aliyev Azerbaycan'ın Tağlıq Qarabağda qolğa keltirgen qələbəsindən keyinki tunji yüzturanı uçuruşu bolğanlığını bildirib, bu uçuruşmu elbette qərindaşlarım bilen bulmaqda. Mən Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan bilen telefonda görüştüm ve kelgüsü hizmetimiz doğrusu da məsləhətləşdim, dedi. İlham Aliyev Türkiye'nin Azerbaycan'ın qolluğallıqı rahmet etib, ötken 44 gün boyunca elib barğan hareketlerimizde qərindişimiz Türkiye'nin yardımını daim hiss qılıb gəldik. İmzalanğan uruş toxtuş kelişimidən kən Türkiye'de biz görgən mənzirlər qalbimizni illetti. Türk qərindaşlarımız bu qalbini öz zəfəridə qutladı, dedi. Türkiye'nin bergen yardımı sayesinde iradesinin küçeygenliğini tekitleyen Aliyev, 30 yıldan kiyin öz zeminini işgaliyetten kutulduruşunun şatlıkı içi dişkenliğini tekitledi. Cumhuriyet günü münasibeti bilen uğurlaştırılan tor yığınığı teklif. Xalqara Şarq Türkistan Teşkilatlar Birliği her yılı dağdığılık ötküzüp gelibatkan iki cumhuriyetimizde hatırlaş faaliyetini bu yıl Xitay virus sebeplik, yığılıp ötküzelmegenliği sebeplik, onun ornuğa tordu ötküzüldüğün muhim faaliyet hakkında halkımızga teklif ilan kıldı. İlan kılınan teklifte monular tilga elindi. 13. Noyabr günü Şarkı Türkistanlıklar üçün muhim bir gün. Bugün Şarkı Türkistanlıklar hürlükke erişip, müstakillikini dünyaya ilan kılgan mübarek gün. 1933 yılı 13. Noyabr Kaşgar'da, 1944 yılı 13. Noyabr Xulcı'da Şarkı Türkistanlıklar özlerinin hürlükini ve müstakillikini dünyaya ilan kıldı. Müstakillik görüşünün asası bulan bu mukaddes tarihimizde hatırlaş, kelgüsümüzden izbasarları bulan yaşlarına bildiriş, ögütüş üçün her yılı bu mübarek günü çoğun yığınlarını uyuşturuş arkalık tentenilik ötküzüp kilivatkan idik. Efsuslanarlıqı şu ki, bu yıl Xitay virusi bütün dünyayı yamırap getdi. Şu sebeplik, yuqumlanıştın saklanış üçün sıllık tor yığını uğurlaştırıldı. Barlıq Şarkı Türkistanlı qeyrindaşlarını bu tor yığınığı katınışıqa teklif kılımız. Şundaqlı pütkül Şarkı Türkistanlıqlarını 13. Noyabr günü öylerinin balıkollarına Şarkı Türkistan bayrağını esişqa, şundaqlı ictimai taratqo hesabatlarda kök bayrak çıkırışqa çakırı kılımız. Hürmet bilen Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği. Yığın ekiliş vaxtı 2020 yılı 11. ayının 13. günü İstanbul vaxtı saat 19'da. Tor yığını İstiklal YouTube kanalı arqalıq Nəx Meydan'dan tarqıtılıdı. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kılı bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədki haberimizi görüşük şəhslərini Cənabı Allah tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arxısındaki barlı xizmət aşırmağa köptün köp rahmet etimən. Selamun aleyküm ve rahmetullah.